Merhaba arkadaşlar. Türkçe haneye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz edatlar, diğer adıyla ilgeçler. İsteyen arkadaşlar konunun PDF'ini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Edatlar tek başına anlamı olmayan, cümle içinde sözcükler arasında çeşitli anlam ilişkileri kuran ve cümleye farklı anlamlar katan sözcüklere denir. Başlıca edatlar şunlardır arkadaşlar. Bakın gibi sanki göre kadar için üzere ile yalnız ancak sade sadece tek bir denli e doğru e karşın e karşı e rağmen e deyin den dolayı den başka gibi sözcükler genel itibariyle cümlede edat görevinde kullanılır. Burada arkadaşlar bakın ile edatıyla yalnız ve ancak edatları aynı zamanda bağlaç görevinde de kullanılmaktadır. Bunların detaylarını size ilerleyen kısımlarda vermiş olacağım. Arkadaşlar bu konuyu ya fazla soru çözerek ya da edatları belli bir yere yazarak öğrenebilirsiniz. Şimdi konunun detaylarına geçmiş olalım. Ne demiştik? Cümleye çeşitli anlam bilgileri katan sözcüklere denir demiştik. Bakın gibi edatına bakıyoruz. Düşmana karşı aslan gibi cesurdu Türk askeri dediğimde gibi edattır arkadaşlar. Cümleye ne anlamı katmıştır? Türk askerini neye benzetiyor? Aslana benzetiyor. O yüzden cümleye biz ne diyoruz? Benzerlik anlamı katmıştır. Katalogdaki ürünler indirime girdiği gibi tükendi cümlesinde ise yine gibi edattır. Cümleye ise tezlik anlamı katmıştır bu sefer. İndirime girdiği gibi girdiği anda tükendi anlamına geliyor. Vedat Muric Fenerbahçe'ye imza atacak gibi cümlesinde ise gibi edattır. Burada ise olasılık ya da tahmin anlamı vardır arkadaşlar. Geçiyoruz diğer edatımıza, için edatı. Konuşma yapmak için kürsüye çıktı cümlesinde bakın için yine edattır. Mak için, mek için varsa arkadaşlar bunlar cümleye amaç anlamı katar. Kürsüye hangi amaçla çıkmış? Konuşma yapmak için. O yazar için eleştirmenler güzel şeyler yazıyor cümlesinde ise yine için edattır. Bu sefer ise cümleye ne anlamı katmış arkadaşlar? Bakın hakkında anlamı katmış. O yazar hakkında eleştirmenler güzel şeyler yazıyor. Eve sürekli geç gittiği için babası ona kızıyor cümlesinde ise yine için edattır burada. Bu sefer de neden sonuç anlamı kattığını görüyoruz cümleye. Babası ona neden kızıyor? Eve sürekli geç gittiği için. Hedefleri için gece gündüz durmadan ders çalıştı cümlesinde ise bakın için edattır. Buradaki anlamı ise uğruna anlamı katmıştır. Hedefleri uğruna gece gündüz durmadan ders çalıştı anlamına gelmektedir. Göre edatımız onlara göre sanat toplum için olmalıdır cümlesinde bakın. E göre arkadaşlar burada nedir? Edattır. Cümleye ne anlamı katmıştır? Görecelik anlamı katmıştır. Kişiden kişiye değişir anlamında sanatçılara göre, onlara göre, topluma göre gibi. Bu elbise diğerine göre daha gösterişli duruyor cümlesinde ise yine e göre edattır. Bu sefer cümlede arkadaşlar karşılaştırma anlamını kattığını görüyoruz. Diğer elbiselerle karşılaştırıyor. Bize göre bir ev arıyorum iki aydır cümlesinde ise yine göre burada edattır bize uygun olacak arkadaşlar bize uygun bir ev arıyorum olacak o yüzden de uygunluk anlamı katmıştır. Üzere edatı çocuklarla bir daha buluşmak üzere ayrıldık cümlesinde bakın üzere edattır. Burada arkadaşlar ne anlamı katmıştır? Koşul anlamı katmıştır. Çocuklarla buluşmak koşuluyla ayrıldık anlamına gelir. Yağmur yağmak üzere çamaşırları hemen toplayın cümlesinde ise üzere kelimesi burada yaklaşma anlamı katmıştır. Yağmurun yaklaştığını söylüyor arkadaşlar. Kadar edatına geçiyoruz. Bu işi akşama kadar bitirmeliyim cümlesinde bakın e kadar nedir? Edattır. Peki burada ne anlamı katıyor? Zaman bildiren bir sözcüğe eklendiği için zaman anlamı katmıştır. Yazarın 30 kadar eseri vardı derken burada kadar yine edattır. Yine burada da arkadaşlar yaklaşık anlamını katmıştır hiç kimseye senin kadar güvenmedim cümlesinde ise kadar edattır. Burada da arkadaşlar karşılaştırma anlamı kattığını görüyoruz. Onu ve diğerlerini karşılaştırıyor güven noktasında. Karınca kadar çalışkan bir kadındı dediğimizde ise kadar sözcü yine edattır. Kadını karıncaya benzetmiş. Dolayısıyla da burada benzetme anlamı katmıştır diyebiliriz. E karşı Kız kulesine karşı bankta saatlerce oturduk cümlesinde bakın e karşı edattır. Cümleye ise arkadaşlar yönelme anlamı kattığını görüyoruz. Nereye karşı? Kız kulesine karşı yönünü belirtiyor arkadaşlar. Sevdiklerimize kavuşmak için sabaha karşı yola çıktık cümlesinde yine e karşın edattır. Buradaki anlamı ise arkadaşlar zaman anlamı katmıştır. Zaman bildiren bir sözcüğe eklendiği için. E doğru çocuklar parka doğru koştu derken bakın e doğru edattır. Burada arkadaşlar yönelme anlamı vardır. Akşama doğru balık tutmaya sahile gittik cümlesinde ise yine akşama doğru edattır. Burada da arkadaşlar zaman bildiren bir sözcü eklendiği için zaman anlamı katmıştır. E karşın, edek, e rağmen, den dolayı, denli ve değil sözcüklerinin şimdi kullanım şekillerine bakalım sözlerindeki sertliğe karşın kalbi sevgiyle dolu bir insandı cümlesinde e karşın edattır. Erken yatmasına rağmen hala yorgun gözüküyordu cümlesinde e rağmen edattır. Sonsuza dek seni seveceğime herkesin huzurunda yemin ediyorum cümlesinde ise edek burada arkadaşlar edattır. Onların bu denli alçalacağını düşünmemiştim cümlesinde yine denli edattır. Bu program bana uygun değil cümlesinde değil ek fiilin olumsuzudur. Yine edat görevinde kullanılır. Davetsiz misafirleri geldiğinden dolayı törene geç kaldı cümlesinde ise bakın den dolayı edat göreviyle kullanılmış sözcüktür. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. Den başka e karşı e doğru gibi sözcükler cümle içinde edat dışında değişik görevlerde kullanılabilir. Bakalım sen bize başka bir yol bırakmadın cümlesinde yol isim, nasıl yol, başka yol. Görmüş olduğunuz gibi bu sözcük nedir? Belgisi sıfattır. Dolayısıyla başka sözcüğü burada sıfat görevinde kullanılmıştır. Sakın beni başkalarıyla karıştırma derken, bakın burada başkaları ismin yerine geçmiştir. O yüzden bu sözcük belgesiz zamirdir. Burada da zamir görevinde kullanıldığını görüyoruz. Marketler yolun karşı tarafında bulunuyordu cümlesinde ise taraf isim hangi tarafında karşı tarafında karşı sözcüğü burada işaret sıfat olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla sıfat görevinde kullanılmıştır diyebiliriz. Kent karşıdan daha ihtişamlı duruyordu cümlesinde ise karşı sözcüğü isimdir. Bu da isim görevinde kullanılmıştır. Doğru söz yılanı deliğinden çıkarır cümlesinde ise söz isim, nasıl söz doğru söz Doğru sözcüğü niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla bu da sıfat görevinde kullanılmıştır. Hırsızlar polise olayı nasıl gerçekleştirdiklerini doğru anlatmış cümlesinde ise anlatmak fiildir. Nasıl anlatmış? Doğru anlatmış. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. Bu doğru sözcüğü de burada zarf görevinde kullanılmıştır. Bakın arkadaşlar den başka e karşı e doğru gibi sözcükler cümle içerisinde farklı görevlerde de kullanılabiliyor. Buna dikkat edelim. Geçiyoruz ile edatına. İle edatı hem ayrı hem de bitişik yazılabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Özellikle bitişik yazımları gözden kaçabiliyor. İlk uçakla Antalya'ya gitmeyi düşünüyoruz cümlesinde bakın uçakla derken bu edattır arkadaşlar. Uçak vasıta olduğu için cümleye de vasıta anlamı katmıştır. Aysel elini bıçakla kesmiş cümlesinde bıçakla derken bu edattır cümleye de araç gereç anlamı kattığını görüyoruz. Öğrencileriyle her pazar düzenli olarak etkinlik yapardı cümlesinde ise öğrencileriyle derken edattır iledatıdır cümleye de arkadaşlar birliktelik anlamı katmıştır. Görmüş olduğunuz gibi iledatı farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Çok önemli bir notumuz var. İle'nin yerine arkadaşlar biz ve getirebiliyorsak bu bağlaç olur. İle'nin yerine ve gelmez ise bu da edat olur arkadaşlar. Bakın. Elif ile Çınar'ın doğum gününe davetlisiniz cümlesinde Elif ve Çınar'ın doğum gününe davetlisiniz desem anlamlı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki ile nedir? Bağlaçtır. Çocukken misketleriyle çok oynardı cümlesinde ise misketleri ve çok oynardı dersem anlamsız olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki ile de nedir? Edattır. Buna da dikkat edelim. Genel itibariyle sorularda bu tarz kullanımlar sorulabiliyor. Ancak yalnız sade, sadece bir ve tek edatlarına geçiyoruz. Geçmeden önce sizinle önemli bir not paylaşmak istiyorum. Ancak yalnız sade bir ve tek edatları. Arkadaşlar sadece anlamına gelirse edattır. Buna da dikkat edelim. Bakın okul pikniğine yalnız sen gelmedin cümlesinde yalnız sözcüğün yerine sadece getirebilir miyim? Okul pikniğine sadece sen gelmedin. Anlamlı oldu. Anlamı değişmedi. Arkadaşlar bu nedir? Edattır. Futbolculardan sade ona güveniyoruz. Sade kelimesinin yerine sadece getirelim futbolculardan sadece ona güveniyoruz. Bakın bu da edattır. Borçlarını ödemeyen tek sen misin? Borçlarını ödemeyen sadece sen misin? Bakın bu da edattır. Yaz kampına bir o katılmamıştı. Yaz kampına sadece o katılmamıştı. Bir de burada yine nedir? Edat görevinde kullanılmıştır. İçinde bulunduğumuz bu borç batağından ancak bizi o kurtarır. İçinde bulunduğumuz borç batağından sadece bizi o kurtarır. Ancak kelimesi de burada edat görevinde kullanılmıştır. Sizden sadece bana karşı saygılı olmanızı istiyorum. Bakın zaten sadece kelimesini kullanmış. Bu da edat görevindedir. Yine önemli bir notumuz var. Ancak ve yalnız sözcüklerinin yerine ama ve fakat getirebiliyorsa bu sözcükler ne olur arkadaşlar? Bu sözcükler bağlaç olur. Bakın Yazar konu seçiminde başarılı yalnız üslubu için aynı şeyi söyleyemem cümlesinde yalnız sözcüğün yerine ama getirebilir miyim? Yazar konu seçiminde başarılı ama üslubu için aynı şeyi söyleyemem anlamlı oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bu nedir? Bu bağlaçtır. Arkadaşlarla partiye gittik ancak ben erken çıkmak zorunda kaldım cümlesinde ise ancak kelimesinin yerine fakat getirelim. Arkadaşlarla partiye gittik. Fakat ben erken çıkmak zorunda kaldım. Yine anlamlı oldu. Anlamlı olduğu için de bu sözcük bağlaç görevinde kullanılmıştır. Yine önemli bir notumuz var. Ancak, sade, yalnız, sadece, tek ve bir gibi sözcükler cümle içinde, edat dışında farklı görevlerde kullanılabilir. Köyün ıssız sokaklarında yalnız dolaşıyordu cümlesine bakın. Dolaşmak fiil nasıl dolaşıyordu? Yalnız Fiile sorduğumuz nasıl sorusu durum zarfını verir. Görmüş olduğunuz gibi yalnız sözcüğü durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Bu ev ancak 100 bin lira eder cümlesinde. Bakın eder fiil ne kadar eder? 100 bin lira miktar zarfı. Nasıl 100 bin lira eder? Ancak bu da nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Baloya sade bir kıyafetle gelmişti cümlesinde. Kıyafet isim Nasıl bir kıyafet? Sade bir kıyafet. Sade sözcüğü de burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Mahallede meydana gelen olayları bir sen bir ben biliyoruz cümlesinde ise bakın bir bir burada nedir? Bağlaç görevinde kullanılmıştır. Teknik direktör maçı kaybetme nedenlerini bir bir sıraladı cümlesinde ise sıralamak fiil nasıl sıraladı? Bir 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 sözcüğü de burada durum zarfı olarak kullanılmıştır görmüş olduğunuz gibi sözcükler cümle içindeki kullanımlarına göre farklı görevler üstlenebiliyor geçiyoruz bağlaçlar arkadaşlar eş görevli sözcükleri sözleri cümleleri birbirine bağlayan ya da çeşitli anlam ilgileri kuran sözcüklere denir bağlaçlar bir sürü arkadaşlar Burada dikkat etmemiz gereken birkaç tane husus var. Yazım kuralı olarak da karşınıza çıkacaktır. Onları belirtmek istiyorum. Ki bağlacı arkadaşlar. Bakın ki'nin ayrı yazımı burada arkadaşlar. Öyle ki, yeter ki, ne var ki derken ki ayrı yazılıyor. Meğer ki, madem ki, halbuki, oysaki çünkü derken de ki'nin bitişik yazıldığı görülmektedir. Bunlara dikkat edelim. Arkadaşlar bağlaçları iki yönüyle değerlendirmiş olacağız. Görevi yönüyle ve anlamı yönüyle olmak üzere. Burada bütün bağlaçları ele almamız imkansız. Belli başlı bağlaçları alıp özelliklerini verip geçmiş olacağız arkadaşlar. Görevi yönüyle bağlaçlara baktığımızda resim dersi en renkli ve en yaratıcı derslerden biridir derken bakın ve bağlaçtır. Ders isim nasıl ders? Yaratıcı ders. Niteleme sıfatı nasıl ders? Renkli ders niteleme sıfatı. V bağlacı burada eş görevli sözcükleri yani niteleme sıfatları birbirine bağlamıştır. Osman ile Gökhan yardım kampanyasına katıldı cümlesinde bakın ile bir önceki konumuzda bahsetmiştik hatırlayın. İle'nin yerine V getirebiliyor muyuz? Osman ve Gökhan yardım kampanyasına katıldı. Oluyor. Olduğu için burada ile nedir arkadaşlar? Bağlaştır. Katıldı yüklem. Kim katıldı? Osman ile Gökhan. Osman özne, Gökhan da özne. İle bağlacı bu sefer ne yaptı? Özneleri birbirine bağlamış oldu. Ya salı ya çarşamba size gelmeyi düşünüyorum cümlesinde ise bakın tekrarlı bağlaçları görüyoruz. Ya yalar nedir arkadaşlar burada? Bağlaçtır. Gelmeyi derken bu nedir arkadaşlar? Fiilimsidir. Ne zaman gelmeyi? Salı ya da çarşamba gelmeyi demiş. Dolayısıyla bunlar zaman zarfıdır. Bu da zaman zarfıdır. Burada ya ya bağlaçları ne yapmış? Zaman zarflarını birbirine bağlamış arkadaşlar. Yine eş görevli sözcükleri birbirine bağladığını görüyoruz. Suyun sıcaklığı ve miktarı günden güne değişiyor cümlesinde ise ve bakın bağlaçtır. Suyun sıcaklığı belirtili isim tamlaması. Suyun miktarı belirtili isim tamlaması. Sıcaklığı derken burada tamlanan görevindedir. Miktarı derken yine tamlanan görevindedir. Bakın V bağlacı bu seferde ne yapmış arkadaşlar? Tamlananları birbirine bağlamıştır. Yani eş görevli sözcükleri birbirine bağladığını görüyoruz. Şeyma yeni kitap çıkardı ama yeteri kadar kitabı beğenilmedi cümlesinde. Bakın. Şeyma yeni kitabını çıkardı. Birinci cümle. Yeteri kadar beğenilmedi. İkinci cümle. Arkadaşlar ama bağlacı bu sefer ne yapmış? İki tane cümleyi birbirine bağlamış. Bağlaçları anlamı yönüyle değerlendirdiğimizde ise bize gelebilirsin lakin arkadaşlarını getirme cümlesinde lakin bağlaçtır. Cümleye de ne anlamı katmıştır arkadaşlar? şart anlamı katmıştır. Zeynep de başarılı bir öğrencimizdi derken D de bağlaçtır. Burada ise cümleye eşitlik anlamı kattığını görüyoruz. Diğerleri gibi onlarla eşit düzeyde başarısı anlamına geliyor. Yaşanan olaylardan sonra beni ne aradı ne sordu derken nn ne bağlacını görüyoruz. Tekrarlı bağlaçları cümleye de arkadaşlar hiçbir şey yapmadı anlamına gelerek Olumsuzluk anlamı katmıştır NN bağlaçları. Bu kadar da vurdum duymaz olunmaz ki cümlesinde ise yine ki bağlaçtır. Bu sefer cümleye de arkadaşlar yakınma anlamı katmıştır. Arkadaşınla dışarı çıkabilirsin ama eve erken gel cümlesinde yine ama bağlaçtır. Dışarı çıkmasının şartını arkadaşlar erken gelmesi dolayısıyla cümleye de şart anlamı katmıştır kadın yemeklerini yetiştiremedi. Çünkü annesiyle sohbete daldı cümlesinde. Çünkü bağlaştır. Bu sefer de cümleye neden sonuç anlamı katmıştır. Neden yemeklerini yetiştiremedi? Burası bir sonuçtur. Annesiyle sohbete daldığı için burada nedenini oluşturur. Evet arkadaşlar bu videonun son konusuna geldik. Ünlemler. Sevinme, kızma, acıma, şaşma, Korkma gibi duygular anlatan, seslenme buyruk gibi durumları bildiren ya da doğa seslerini yansıtan sözcüklere denir. Ey Türk gençliği derken ey sözcüğü arkadaşlar seslenme bildirir. Dolayısıyla burada ünlem görevinde kullanılmıştır. Ey gibi hey, şşt, haydi, ayol, yahu gibi sözcüklerde yine seslenme bildiren ünlemlerdir. Bravo sana derken bravo sözcüğü burada duygu bildiriyor arkadaşlar. Tıpkı a, va, yu, öf, vah vah, eyvah, yazık, o, aferin gibi sözcüklerde olduğu gibi. Yine eyvah, yine o geldi derken burada arkadaşlar korku, endişe anlamını veren bir ünlemdir. Vah vah, iş yeri yanmış derken yine duygu yoğunluğu olan ve üzüntü anlamını içeren bir ünlem olarak kullanılmıştır o kimler gelmiş buraya derken de yine duygu anlamı veren, şaşırma anlamı katan bir ünlem olarak kullanılmıştır. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.